Yeniden merhabalar kanalıma, hoş geldiniz. Şimdi Simba'yı dışarı çıkaracağız da şimdiden başlayayım vloga istedim. Kendisi bana sesle. Arkadaşlar şimdi Simba'ya bir tane, ama bir saniye. Simba'ya bir tane şarkı armağan edeceğim de onunla birlikte çıkmak istedim kendisinin yanına. Az önce sana bir şarkı armağan edeceğim, hazır mısın aşkım falan dedim ve o da böyle yine ses çıkardı, bence hazır. Başlıyorum. Duysun bedava kuşlar çağırırım. Hoş geldin. Aşk kuşum. Hayır hayır salak. Saçmalama, kameramın ipini ısıramazsın. Sen iyice ısırılan bir köpek oldun ya. Ya sen ısırmayı mı öğrendin ya? Oh. Oh, sen gülüyorsun şu an. Nasıl gülersin, gülüyorsun. Ya ben seni yerim ama yerim ya. Ya yersen ne yapacaksın, ne yapacaksın? Arkadaşlar biz gidiyoruz. Oh, bu nasıl bir ışık. Aşağıda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi size Simba'nın nasıl tasma takılmadığını göstereceğim. Nasıl tasma takmadığını göstereceğim. Birazcık zorlanıyoruz bu işte. Dur annem. Dur bir tane, bir dur abi, bir dur aşkım, bir dur. Bir tane. Çocuğum gel. Aferin sana. Ya ben bu kamerayı açtığım her seferinde kolay giydiriyor ya. Anne söyler misin normalde ne kadar zor giydiğini? 10 dakika uğraşıyorsun bu net. İnsanlar artık inanmayacak bana, çünkü her kamerayı açtığımda sen oyun oynuyorsun. Anneyi yalancı çıkarmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar şok oldum. Ama ben size bir söyleyeyim mi kedicik? Kavga olsa sen Simba'yı alırsın tekte. Şöyle netleyeyim seni. Tekte alırsın, ben sana söyleyeyim o yüzden. Hiç korkuya gerek yok. Sen de kilitlenip bakma hayvana. Gel buraya. Hayır hayır hayır. Hayır. Gel. Gel. Simba. Simba gerçekten alır bu arada tekte seni. O yüzden sen de çok kendine güvenme. Salak çocuk ya. Arkadaşlar salak deyince bir saniye dur. Durun şimdi kamerayı öne çevireceğim. Simba'ya salak dediğimde linç yedim. Sen nasıl köpeğe salak dersin, sana dense hoş olur mu diye. Ama şöyle bir gerçek var ki, gel. Şöyle bir gerçek var ki ablamla bile konuşurken ablam bile salak diyorum yani. Ve bu bir sevgi sözcüğü olarak düşünebilirsiniz. Bunu da nasıl açıklama yapıyorsun arkadaşlar? Simba benim oğlum abi. Sizden iyi, çok düşünüyorumdur diye düşünüyorum yani. O yüzden saçma sapan şeyler söylemeyelim. Şimdi hoş geldiniz arkadaşlarım. Ben artık çalışmaya başlıyorum. Saatlerimiz tam 1. 1:01 geçiyor. Bakınız artık kronometrem var. Telefondan tutmuyorum. Size kronometre linki de aşağıya bırakırım. Siz de alabilirsiniz. Bence motive eden bir olaymış. Azdan sonra fark ettim yani. Bu arada şu an konuşurken fark ediyorum. Hatta az önce bir dilim suçtu falan, o kayıtta fark ettim. Rüyamda kronometre gördüm. Çok garip şu an. Bakalım, durun anında beraber bakalım. Uzun da bir anlam varmış. O yüzden hızlı hızlı okumaya çalışacağım. Rızkının ve kısmetinin yolda olduğuna, yakın bir zamanda rüya sahibini bulacağına, manevi anlamda huzur içinde olacağına, sıkıntılarını ve sorunlarını kuracağı ortaklıktaki bir kişinin vereceği destekle ortadan kaldırılacağına, büyük kazanç sahibi olacağına, ne zaman başı sıkışsa hemen yardım elini uzatacak dostlarının sürekli var olacağına delalet ettiği söylenir. Çalışma hayatında çok başarılı olacak, çok para kazanacağına, hayat içerisinde çok büyük kısmetlerle karşılaşacağına, yapılan işte ortaklığa kadar yükselineceğine, gidilen yolda karşılaşan engellerin aşılacağına, kısa süre önce hiç olmadığı kadar başarılı olacağına, sıkıntılarından kurtulup ferahlığa çıkacağına tabir olunur. Bir de şey diyor, asla yapmam dediği şeylerin yapacağına. Bu zaten yani görmesem mi bir Yasemin'e şeydir yani. Asla yapmam dediği şeyleri yapacağına ve mutlu olacağına Allah'tan. İşte sakin bir şekilde ilerleyen bir projeye girip çok emek verdikten sonra büyük başarı yaşayacağına, eğitim ya da iş için yurt dışına gidileceğine, Allah'ım. Allah'ım. İzninle her gün kronometre görebilir miyim Rüya? Gayet iyiymiş o zaman, mutlu bir şekilde. Ama bu aralar gerçekten bir mutluyum yani. Çok iyi hissederim kendimi. Hiçbir sorunum yok. Bir haftadır falan. Benim yani normalde mesela ben hep depresif bir insanımdır ama bir şey olmasına gerek yok. Yani karakter yapısı olarak
biraz öyle bir insanım ama bu bir hafta gerçekten öyle değildi ve çok mutluydum. İnşallah hep böyle gider. İnşallah hiç bozulmaz gerçekten. Ben çünkü hep kendime nazarda değdiririm. O yüzden çok da konuşmadan susuyorum. Bugün yine bir cumartesi günü zaten. Yine boşum. Günüm bana kaldı. Edebiyat çalışıyorum. İlk geçiş dönemi eserlerinde kaldım. Öncesini yaptım dün. Dün değil, ondan önceki gün. Şimdi de geçiş dönemi eserlerini yapıp sorularını çözeceğim. Bu işte edebiyat çalışıyor olmamla ilgili, bölümümle ilgili, işte YKS sürecimle ilgili. Ayrıca benim yediğim birkaç bu konudaki linçle ilgili. Size böyle ufak bir dertleşme videosu çekeceğim. Bu videodan sonraki videonun da o olacağını düşünüyorum. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini orada gidermiş olacağım. Çünkü burada konuştuğumuzda videoyu inanılmaz gereksiz uzatmış olacağız. Kağıtlarım önümde ve başlıyorum. Çayımı da aldım. Selam var. Yaklaşık bir 45 dakika yazı yazdım. 10 dakikadır da yazdıklarımı okuyorum. Şimdi artık çözmeye başlayacağım. Bakar mısınız? Gerçekten 55 dakika yani. Şaka gibi. Ama yine nasıl geçtiğini anlamadım. 55 dakika oldu yani. Keyif aldım. En azından öyle söyleyebilirim. Bu sandalye var ya, nasıl oturduğumu bir görseniz, bir bacağım başka yere koyuyorum, bir bacağım başka yere, sürekli değiştiriyorum. Yoksa uyuşuyorum gerçekten. Şimdi izniniz ile bakalım ne kadar sorumuz var. Bunları da hemen temizlemek istiyorum burada. Burada 32 tane soru var. Şimdi diğer kitaba da bakıyorum. Burada da 26 tane soru var. Bir şey yokmuş zaten. 58 soru ediyor galiba. Hemen onları çözeyim. Geleyim yine hızlı çözerim büyük ihtimal. Yine laf yer miyim bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar hızlı okuyorum. Okumam çok hızlı. Bunun sebebi de 7. sınıftan beri çok ders çalışıyor olmam. Ve artık yani zahmet olacak. Yani hızlanmasa bence bir sorun olur. Ama neyse, o zaman başlıyorum. Saat 11 dakika. Bitirdim şimdi sorularımı da. Henüz kontrol etmedim ama iki tane yanlışımın olduğunu bir kitapta. Onu gördüm. Şimdi bunu kontrol etmedim dediğim gibi. Şimdi normal döneme geçtiğimizde Türkçe derslerinde hepsini sormak için zaten götüreceğim tek tek. Bakayım şimdi ne çalışacağım. Diğer derslerde hangi konulardayım, onlara da bir bakayım. Planımı da kendi kafamda bir oturtayım. Daha sonra size de söylerim. Konularıma baktım, karar verdim. Daha sonra böyle ufak çaklı ufak çaplı bir ara verip geldim. Acık çocuğumu böyle sevdim, ufaladım. Ay, çok mutluyum bugün çünkü güldü gerçekten. Simba yapısal olarak yani büyük ihtimal ben hastalığından kalan kalıntının da onu bir noktada rahatsız ettiğini düşünüyorum. Ondan dolayı hem işte geçmişinden dolayı çok mutlu bir köpek değil. Yani mutsuz demiyorum. Ama çok böyle hani mutlu ya da işte bunu belli eden bir köpek değil. Ama bugün güldü arkadaşlar, çok mutluyum. Geçen gün Google'da resmen dedim ki köpek nasıl güldürüyor? Köpeğimi nasıl güldürebilirim falan diye araştırma yaptım. Öyle yani, mutluyum şu an. Bu mutlulukla da bir İslamiyet dönemi akmaz mı dedim. Ve tarih çalışmaya karar verdim. 1 saat 11 dakikadaydık biliyorsunuz ki. Bizim saatlerimiz de şu an 2.48. Ay dur. 2.48'i gösteriyor. Yaklaşık 1 saat falan daha çalışırım diye düşünüyorum. Belki daha uzun da sürebilir şimdi tarih yazması. Başlıyorum. Şimdi şu an en son şeyi yaptım arkadaşlarım. İlk ve orta çağlarda Türk dünyasını yaptım. Bu Asya Hunlar, Köktürkler falan. Şimdi de İslam medeniyetinin doğuşumu. Hazreti Muhammed dönemindeki savaşlar. İşte Veda Hutbesi vesaire. Daha sonra 4 Halife dönemi. Emeviler, Abbasiler. Bunların hepsinin olduğu bir özet kağıdı çıkarıp sorularımı çözmeye başlayacağım. Şimdi tarih özetim de bitti ama abartmadan söylüyorum, ben de bittim. 1 saat 3 dakikadır tarih yazıyorum. Tarihi baştan yazsam anca bu kadar sürerdi diye düşünüyorum. Yazı konusu birazcık yavaşım. Şimdi burada bu kitapta 50 tane soru var. 50 soruyu çözeceğim. İkinci kitaptan da çözeceğim. Onu çözmeden önce bir kahve molası vermek istiyorum artık gerçekten. İstiyorum yani bunu. Bu 50 soruya da katlanıp böyle diyorum can mola vermek istediğim için. Bu 50 soruya da katlanıp daha sonrasında artık gidip birazcık dinleneceğim, bir şeyler falan izlerim. Lupin diye bir dizi vardı. Hem bir arkadaşım hem de ablam çok önerdi. Ona başlarım diye düşünüyorum. Bir bölüm onu izlerim. Bu kadar. Şimdi sorularımı çözmeye gidiyorum. Thank you.
Arkadaşlar bu 50 soruyu da çözdüm. Dediğim gibi bir sonraki kitaptakileri de dönünce çözeceğim. 1 saat 15 dakikadır da tarih çözüyorum. Coğrafya çözdüğüm yeri yanlışlıkla sıfırladığım için 1 saat 15 dakika gözüküyor. 1 saat 11 dakikada coğrafya değil bu arada edebiyat çalışmıştım. Ne kadar salladım. 2 saat 26 dakikadır. Yani 2,5 saattir ders çalışıyoruz. O yüzden artık kahve içmeyi çok her şeyden çok hak ettik. Gidiyorum artık. Selam bebeklerim. Bayağı ara vermiş oldum. Çünkü Instagram'a bayağı fotoğraf atmıyordum. Anlamadan bir kısaltma yaptım orada. Fotoğraf atmıyordum. O yüzden annem birazcık benim fotoğrafımı çekti. İşte araya yemek girdi. Kahve içtim zaten ilk başta falan derken bayağı uzun uzun bir mola vermiş oldum. Saatler 8:20. Olsun. Şimdi hemen o sabahtan bıraktım. İkinci kitaptan da tarih çözecektim ya. Hemen onu çözeceğim. Sonra da zaten aslında bir şeyimiz kalmadı ki. Bir bunu çözeceğim. Coğrafyadan bir konu çalışacağım ve bitecek. Yani büyük ihtimal toplam 1,5 saatlik falan bir çalışmamız kaldı diye düşünüyorum. Tahminlerim o yönde. Ama bakılır. Şimdi burada kaç sorumuz olduğunu da hemen hesaplayayım size söyleyeyim. Bir saniye. 47 soru varmış burada da. Diğerinde de 50 vardı zaten. Tamam, çok zamanımı alacağını zannetmiyorum. O zaman çok da fazla konuşmadan hemen çözmeye başlayayım. Şimdi yazıyı yazdım. Sorularını çözeceğim. Yaklaşık onun da herhalde bir 100 sorusu vardır diye düşünüyorum iki kitap toplamında. Saatlerimiz de 9:30'a geliyor. Canım ne istiyor biliyor musunuz? Odaya geçip çay demleyip. Bu önemlidir. Bizim evde artık her akşam benim yüzümden çay demleniyor gerçekten. Çay bir bağımlılıkmış. Babaanneme bunca yıl söylüyorduk ama. Aynen, bergamotlu çay. Babaanneme bunca yıl söylüyorduk o her gün 5 gibi falan içer diye. Ama haklı kadın, gerçekten alışılıyor yani. Çay demleyip odaya geçip bağıra bağıra şarkı söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten iyi hissediyorum, mutluyum yani. Video boyu bunu söyledim yani. Allah'ım lütfen nazar değdirme. Aa. Rüyamda kronometrede gördüğüme göre değmez diye düşünüyorum. Aa. O zaman ben sorularını çözeyim çok uzatmadan. Arkadaşlar artık bu kız için bugünlük bitti yani gerçekten bu çalışma maratonu. Bu hafta birazcık sık çekerim diye düşünüyorum. Full evdeyim çünkü. O nasıl bir tipim acaba? Full evdeyim çünkü. Öyle yaparım diye düşünüyorum ama söz vermek de gibi olmasın. Verdiğim hiçbir sözü bu zamana kadar tutmadığım için söz vermek gibi olmasın ama istiyorum yani yüklemek. Bakılır artık duruma göre. Şimdi ben artık gidiyorum, bahsettiğim çayla birlikte playback bağırarak şarkı söylemeye de kısmıma geçiş yapacağım. Herkes kendine çok iyi baksın o zaman. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve açıp kırmızı butonla kanalıma abone olmayı unutmayın. Simon dışarı açık mı? Açıkmış. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Her ne kadar bazı konularda anlaşamazsak. Seviyorum sizi. Görüşürüz.